Soğuk bir Ankara sabahından herkese merhaba. Bu videomda sizlere arkamda görmüş olduğunuz Chevrolet Captiva aracım hakkında yaşadığım deneyimleri anlatmak istiyorum. Araç özelliklerinden bahsetmek gerekirse 2 litre hacminde 4 silindirli ve turbo beslemeli bir dizel motora sahip. Bu motor 4000 devirde 150 beygir güç ve 2000 devirde 320 Nm tork üretiyor. Aracın üzerinde Aisin markasını taşıyan 5 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman var. Bu donanım ile aracın 0'dan 100 km'ye hızlanması 12,2 saniye ve son hızı 180 km olarak fabrika verilerinde sunuluyor. Aracın ağırlığı ise 1835 kilogram. Aracın donanımına gelecek olursak bu araç 2007 model LT Hike olarak geçiyor. Yani en dolu paketi. 7 koltuklu aracımızda dijital klima, deri koltuk, koltuk ısıtma, katladın ayna, altılı CD değiştirici gibi özellikler bulunmakta. Araç 465 litre bagaj hacmine sahip fakat koltuklar yatırıldığında çok büyük bir alan elde ediliyor. Bu videodaki asıl amacım aslında aracın teknik özellikleri değil, aracı kullandığım sürede yaşadığım deneyimler. Bundan dolayı fazla vaktinizi almadan yaşadığım deneyimlere gelecek olursak, araç bana göre sağlam diyebileceğim düzeyde. Aracı yaklaşık 70 bin kilometredir kullanıyorum ve büyük bir problem yaşamadım. Bu arada araç 300 bin kilometrede. Araçta otomatik bir 4 çeker sistemi bulunuyor ve çok kararlı çalışıyor. Normalde önden çekişli olan araç ön tekerlekler patinaja düştüğünde arka tekerlere güç veriyor. Çok ağır arazi şartları için üretilmemiş bir araç fakat karda ve hafif çamurda performansı gayet yeterli. Araçta kilitli diferansiyel yok. ESP ve yokuş iniş desteği mevcut. Aracı aldıktan sonra bugüne kadar yaşadığım bazı problemleri de sizinle paylaşmak isterim. Aslında bu problemler daha önceki sahiplerinin yaptığı bazı hatalardan kaynaklanıyor. Mesela aracı antifrizsiz kullanmak ve yan sanayi parça kullanmak gibi. Ve bu araçlar bu hataları pek affetmiyor. Aracı alalı yaklaşık 3 sene oluyor. Aracı aldıktan hemen sonra aracın ilk bakımlarını yapmak için servise gittiğimde iticilerin ses yaptığını fark ettik ve iticileri değiştirdik. İticilerin bozulma sorunu bu araçlarda kronik gibi gözüküyor. Fakat zamanında yağ değişimi ve kaliteli yağ kullanımı ile 150 bin kilometrelere kadar sorunsuz kullanmak mümkün. Bu işlemler yapılırken aracın trigger seti ve devir daim pompasının yan sanayi takıldığını fark ettik ve bunları da orijinal parçalarla değiştirdik. Aynı zamanda ileride problem çıkarmasın diye aracın tüm turbo hortumlarını ve su hortumlarını değiştirdik. 2020 yılında bu işlemler yaklaşık olarak 6500 lira civarında tutmuştu. Daha sonra araç sürekli DPF'den dolayı arıza lambası yakıyor ve sık sık DPF temizliği yapmaya çalışıyordu. Bir süre sonra DPF iyice tıkandı ve araba sürekli arıza lambası yakmaya başladı. Aynı zamanda da daha çok yakıt tüketmeye başladı. Çok yeni bir araç olmadığı için ve bana daha sonra problem çıkartmasın diye DPF ve EGR'yi iptal ettirdim. DPF iptalini e-bir egzozcuya yaptırdıktan sonra araca buna göre bir yazılım yapıldı. Ayrıca yazılım yapılmışken stage 1 yazılım yapalım dedik. Bu işlemlerin ardından aracın yakıt tüketimi şehir içinde ve şehir dışında ciddi oranda yaklaşık 100 kilometrede 2 litre kadar düştü ve araç sağlıklı bir şekilde 184 beygir 402 Nm tork üretmeye başladı. Bu da gerçekten çok farklı bir kullanım zevki yarattı. Fakat bunun sonucunda ani hızlanmalarda bir miktar siyah duman atmaya başladı ama ben bunu hiç dert etmedim. Yazılım ve DPF iptalinden sonra aracın yakıt tüketimi uzun yolda 100 kilometrede 7,2 litre, şehir içinde ise 8,8-9 litre civarında. Bu işlemlere de yine 2020 yılında 1000 lira gibi bir ücret ödedim. Daha sonraki zamanlarda Captiva'larda kronik denilen uzun yolda rampalarda yaşanan hararet sorununu ben de yaşadım. İlk önce termostat gövdesinden çıkıp genleşme kabına giren boruda tıkanıklık olduğunu fark ettik. Borudaki tıkanıklığı çözdük fakat tekrar tıkandı. Bu sorun da daha önce aracın antifrizsiz kullanımından kaynaklanıyor. L şeklindeki boruyu tamamen başka bir aparat ile değiştirdim. Diğer kısmını da ağır kimyasallar ile açtık. Aracın hararet sorunu biraz da olsa düzelmişti fakat yine yazın klima açık uzun rampalar çıkarken hararet yükseliyordu. Çok çözüm aradım ama bulamadım. Daha sonra yabancı forumları araştırmaya başladım. Yurt dışında bu araçlara özel üretim radyatör yapıp şanzıman soğutucusunu radyatörden ayırdıklarını gördüm. Sağ olsun bir radyatörcü arkadaşın desteğiyle özel yapım büyük kazanlı bir radyatör yapıp şanzıman soğutucusunu su radyatöründen ayırmaya karar verdik. Bu işleri yaptıktan sonra aracın termostatını orijinal GM termostat ile değiştirdik. Bu işlemler sonucunda aracın harareti uzun yolda 80-85 dereceyi geçmemeye başladı ve rahat bir nefes aldım. Bu işlemlere de 2022 yılı başlarında yaklaşık 8000 lira gibi bir ücret ödedim. Bunun dışında aracın motoru, şanzımanı ve başka bir mekanik aksamı ile bir sorun yaşamadım.
Aracın şanzımanı kolay kolay bozulabilecek bir şanzıman değil. Şanzıman Aisin markalı, kendini ispatlamış bir firma üretimi. Gerçekten çok sağlam bir şanzımanı var ve bu marka Volvo'ya da şanzıman üretiyor. Hatta bu araçta bulunan şanzımanın aynısı hiçbir değişikliğe uğramadan Volvo'nun bazı modellerinde kullanılıyor. Bakım maliyetine gelecek olursak 6 litre 530 yağ ve 9 litre soğutma sıvısı alıyor. Bu durumda binek standart bir aracın 1,5 katı kadar fazla bakım maliyeti demek. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Araç hakkındaki şehir efsanelerine değinecek olursak, Chevrolet Türkiye'den çekildi, yedek parçası bulunmaz gibi yalanlara inanmayın. Bu aracın yedek parçaları tüm Opel parçacılarında mevcut ve bu zamana kadar bulamadığımız hiçbir parçası olmadı ve fiyatları Opel parçalarıyla aynı düzeyde. Chevrolet Türkiye 2024 senesine kadar parça desteğinin süreceğini bildirdi. Fakat bu demek olmuyor ki 2024'ten sonra aracın parçası Türkiye'de bulunmayacak. Parçacılarda stok denilen bir şey var sonuçta ve parça tedarik eden diğer ülkelerden her zaman parça getireceklerdir. Eski Amerikan araçlarının parçaları da Türkiye'de firmalar tarafından tedarik edilmiyor. Ama 75 model bir Amerikan aracının parçasını getirebilen tedarikçiler var sonuçta. Bu şehir efsanesinin size bu aracı almaktan caydırmasın. Araçtan anlayan sağlam ustalar da var. Bu aracı tavsiye eder misin derseniz, kullanım amacınıza uygunsa tavsiye ederim. Ama benim fikrim şu yönde. Evin ikinci aracı olacaksa ve sadece gezilerde, kamplarda kullanacaksanız kesinlikle alınabilecek bir araç. Ama tek aracınız olacaksa mazot fiyatları malum biraz yorabilir. Ha derseniz ben senede bir kere tatile gidiyorum. Onun dışında sadece hafta sonları kullanır zevkini alırım. Bu fiyata, bu konforda, bu donanımda bir araç bulamazsınız. Aracı Ankara'da götürdüğüm servis, radyatörü yaptırdığım yer ve yazılım konusunda sorularınız olursa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız videoların devamı için bana destek olmuş olursunuz. Herkese iyi günler diliyorum.